Merhaba arkadaşlar. Takayım bakayım işe yarayacak mı? Vallahi küçük kuyuda da konuştum. Bunsuz daha iyi çıktı sesim. Sevgilerimi sunuyorum arkadaşlar. Sabahleyin saat 9.30'da onda Trabzon'a geldik. Bahçede güneşli bir havada Trabzon'dan size Madem kısa kısa istiyorsunuz her gün at diyorsunuz Böyle ufak ufak yine bir şey konusunu konuşayım Süleyman Cebeci konusunu bir daha konuşayım Dorukan konusunu konuşayım Anlatayım bildiklerimi Ondan sonra Bir de arkadaşlar Yine Abdullah Avcı'ydı Ahmet Ağoğlu'ydu Ertuğrul Doğan'la onunla ilgili bir iki bir şeyler daha söyleyeyim Biliyorsunuz kupa maçımız var Ama bunları da e, Siz değerlendirin Bunları bilmeniz gerekir e, ee, yani en azından ben söyleyeyim de siz ne yaparsanız yapın dostlarım, arkadaşlar. Şimdi birinci e, konum şu. Size selam verdikten sonra dün Süleyman Cebeci ile ilgili bir şeyler yaptım. Bazı arkadaşlar yani birkaç tanesi akrabaları belli. İşte e, oynatmıyorlar niye dursun orada orada falan filan. Oynatmıyorlar diye bir şey var mı arkadaşlar? Bakın şunu söyleyeyim. Süleyman Cebeci'nin seçilmiş, gelmiş, alınmış, bulunmuş, alınmış Arda gibi. Fenerbahçe'deki Arda gibi. Fırsat verilmiş, bilmem ne edilmiş. Zamanı gelince oynayacak. 6 trilyon liraya yakın para istiyorlar abi. Bak, gerçekten söylüyorum size. 6 trilyon lira imza, imzalamak istiyorlar. Ya ne diyorsun ya? Ya kardeşim. 300 bin eurodur bugün 6 trilyon lira. Daha topa ayağını vurmamış. Ne olacağı belli değil. O yüzden arkadaşlar bakın. Ben onu onu söyle onu bilirim onu söylüyorum. Birilerinin buna söylemesi lazımdı, söylemedi. Şimdi gelelim bir, birkaç tane konuya, bu konuyla ilgili birkaç tane konuya. Bir, bu adamın, bu futbolcu evladımızın son bir ayda, iki ay kala imza atması gerekir, yoksa boşa çıkacak, veren yetiştirme parasını alıp gidecek deniyorsa, buradaki yetkili, buna bir yıl, bir buçuk yıl evvela imza attırmayan yetkili Kimdir? Belki de benim arkadaşımdır ya. Vallahi bilmiyorum. En samimi arkadaşım da olabilir orada. Çünkü çağır. kimdir bu? O arkadaş kimse derhal görevine son verin arkadaşlar. Yönetim kuruluna buradan söz veriyorum. Bu işleri yapmak için orada olan arkadaşa devam etmesine gerek yok. Gerek yok. Bu hata yapmıştır. Ama bu hatadan da bir güzellik doğmuştur. Benim geldiğim noktaya gelmiştir arkadaşlar. Şey, altyapının dizayn edilmesi lazım. Altyapına yapılan futbolcuların imza attırılması lazım. Altyapının anayasası yapılması lazım. Altyapının kim olduğu, Trabzonspor ne olduğunu bir şey etme, bilinmesi lazım ya birinin. Birilerinin zamanında ya yani birkaç sene evvela bu Süleyman denen arkadaşı ve diğerlerine demesi lazım ki sen ne diyorsun oğlum? Sen kimsin oğlum? Senin o giydiğin formayı Uğurcan, Abdülkadir Parmak, Abdülkadir, Ömür, Hüseyin, Yusuf yüzlerce kere giydi. Hiçbiri ne senin gibi yaptı. Hiçbirinin babası da senin babanın, babanın yaptığı gibi yapmadı. Hadi güle güle. Bak ona hadi güle güle diyeceksiniz arkadaşlar. İmza atsa ne olur atmasa ne olur. La. Göreceksiniz bakalım ondan topçu olacak mı bu kafayla beraber. Barış Memiş'ten daha mı iyi bir futbolcuydu bu? Ali Şen'den daha iyi futbolcu? O oldular mı bu kafada oldukları için? Olmadılar. Yönetim kuruluna sesleniyorum. Trabzon'a da geldim. Zaten konuşacağız. Gideceğim, uğrayacağım. Kapıdan atsalar bacadan gireceğim arkadaşlar. Artık Ahmet de gitti. Abdullah da gitti. Düşmanlarım değildi ama onları görmemek için oraya gitmiyordum arkadaşlar. Bunu açık ve net söylüyorum. Bu ara çok açık ve net söylediklerim var. Abdullah şey Süleyman Cebeci konusunda söyledikleri birebir doğrudur arkadaşlar. Aynen bu şekilde davranıyorlar. Kulübü sıkıştırmaya çalışıyorlar. Ya kulübü sıkıştırmaya çalışıyorlar ya arkadaş ya. Ya git oynadığın futbol futbola bak. Oynadığın yerlere bak. Trabzonspor'u sıkıştırıyorsun ve Trabzonspor da vah vah bilmem ne diyor. Ya bırakın gitsin ya. Arkadaşlar ya. Lütfen Trabzonspor yönetim kuruluna sesleniyorum başkanına da. Trabzonspor kimsenin önünde eğilmez hem de bu çoluk çocuğun önünde hiç eğilmez. Bir kez daha söylüyorum. Akrabalar ne derse akrabalar akıllı olsunlar. Gelsin de bu Süleyman Trabzonspor'da oynamaya çalışsın. Fırsat bulur. Bu kadroda fırsat bulur. Azıcık yetenekliyse. Arkadaşlar bu konuyu burada kapatıyorum. Dediklerime inanın. Bir diğer konu da Dorukan konusu. Şuraya da yazayım. Uğurcan Uğurcan Yusuf. Abi bunlara hiç değinmiyorsun diyorsunuz. Ona da değineceğim. Dorukan uzun bir sakatlık dönemi geçirdi. Genç bir çocuk. Toparlar. Elinden geleni yapar. Ama buradan da Dorukan'a sesleniyorum. Dorukan kardeş bak bu kulübe verdiğin hizmetler yani bir yıl iyi bir hizmet verdin. Yanlış girdin. Kötü girdin. Demek kaderde bu varmış. Bizim de ayağımız yanlış girdiğimiz için girilmiş. Kırıldı. Kaderde oluyor. Kaderin önüne geçemiyorsun yazın yazının önüne geçemezsin sen de geçemezsin. Ama şunu sana söyleyeyim Dorukan. Bakın. Gel İstanbul'da fizyoterapistine tedavi olmaya devam etme. Gel milli takımın kampa girdiği zamanlar oradaki cimnastik aletlerinden çalışmaya devam etme. Onların kralı Trabzon'da var. Niye gel diyorum sana biliyor musun arkadaşlar? Dorukan zaman zaman gidip geliyorsun. Bunu Dorukan kardeşime seyrettirin. Evladıma. Eğer seyretmiyorsa ki beni biliyorsunuz böyle çok burnundan kıl alıp da seyretmeyen çok adam var. Hani ben seyretmiyorum üsttekileri varken alta niye bakayım deyip de dediklerimin hepsini bilenler de var. Bunları iyi bir takip edenler kime dediğimi iyi biliyor. Gel bunu dinle beni dinle. Niye dinle biliyor musunuz arkadaşlar? Yönetim kuruluna bir de sen köstek olma. Sayın Ertuğrul Doğan ve yönetim kuruluna burada çok sallanıyor. Yanlış sallanıyor. Yok efendim Ahmet Ağaoğlu'nun arkasını oymuş diye. Şimdi sen böyle yaparsan neticeler kötü gidiyor. Sen de böyle yaparsan olmaz. Gel yönetim kuruluna yardım et. Trabzon'a gel. Ya Trabzon spor kimlere para harcamadı ki? Sen oradaki fizyoterapistini çok beğeniyorsan onu da getirtir Trabzon spor. Trabzon'a Trabzon sporun yönetim kuruluna yalandan yere bir sallama yolu açma. Gel Trabzon'a. Parayı Trabzon'dan alıyorsun. İstanbul'dan değil. Bizim yıllardır anlattığımız da bu Trabzon yöresinden insanların Trabzon Spor'un kadrosunda olmasının, çoğunlukta olmasının faydasının ne olduğunu yıllarca anlattık. İzin verildiği zaman futbolculara zaten annesi babası, sevgilisi, arkadaşları Trabzon'da olduğu için izin günlerini Trabzon'da geçiren futbolculara ihtiyacımız var. İzin günlerini İstanbul'da geçirenlere, memleketine gidenlere değil, çoğunluğun ondan, onlardan olmasına şey sen de gidiyorsun İstanbul'a görüyorsun. Trabzonspor'dan parayı al git İstanbul'a. Lan bu şey bu ülkenin bu Türkiye'nin tek şehri İstanbul mu? Trabzon'u beğenmiyorsanız gelmeyeceksiniz kardeşim. Sadece para almak için Trabzon'a gelmeyeceksiniz. Trabzon'a para almak için para almak için gelenleri de tespit edip almamamız gerekir. Dorukan kardeşim bak. Daha da ileri gidecektim. Daha çok şey söyleyecektim ama çok sevdiğim bir arkadaşım küçüğüm bana dedi ki abi yapma dedi. Şimdi onu bir pas geç dedi onu pas geç söyleme dedi. Dedim bir ufak bir şey söyleyeceğim. Yani o kadar söyleyebilirsin abi dedi. Hakikaten iyi bir çocuktur. İyi çalışıyor. Zaten gelecek buradaydı, gitti falan filan dedi. Pas geçti. Seni bu kadarla pas geçiyorum Dorukan. Gel Trabzon'a. Yönetim kuruluna sallattırma. Sallattırma gel buraya sallama yolu açtırma yönetim kuruluna. Çünkü insanoğlu başarısızlığını, Trabzonspor'un başarısızlığını yeni yönet gelen yönetim kurulunun eskinin devamı olduğu için sallıyor. Halbuki bu başarısızlığın baş mimarın ikisi de gitti. Ya Allah aşkına arkadaşlar bak söyleyemiyorum. Yaşananları ben Ersun Yanal'ın da idmana gitmeden evvel neler yaptığını bilen bir insanım bilen onu söyleyeyim şimdi. Ersun'un genel saat 2'de idmansa ya dağda ya dağda dürbünle beraber resim çekiyordu ya da balığa çıkmıştı. Saat 2'yi on kala yarım yar, bir buçukta geliyordu. Maço ilgilenmiyordu. Doğayla ilgileniyor arkadaşlar. Para kazandıkları yerler ilgilenmiyordu. Bana derseniz ki ispatı koy gayet basit. Onunla beraber oralara giden arkadaş bu, Trabzon'da dolaşıyor Çıkartır onu da onu da söylet, Aynı şeyi de Abdullah Avcı için. Yaptığı bir milyon tane iş var arkadaşlar. Bir milyon tane iş var. Siz 37 yıl üstüne şampiyon gelmemiş bizim genç arkadaşlarımız, bizden genç olan arkadaşlarımız şampiyonluk görmek için ne istiyorsa verenir diyen zihniyet ama gel bugün şapkanızı önüne koyun ya Bir tane şampiyonluğun karşısında Trabzonspor neler vermiştir ya 2 yılını 3 yılını iki yılını 3 yılını kaybetmiştir Ve onu toplamak için onun Kaybettirenlerin içerisinde Parmağı olan yönetim kurulundan Bazıları başkanı gelmiş düzeltmeye Siz tanımıyorsunuz Siz zannediyorsunuz ki Ertuğrul Doğan senin arkadaşın onu koruyor Koruyorsun hayır Ahmet Ağul ondan evvel arkadaşımdı benim ben bilmiyor muyum neler yaptıklarını? Ahmet Ağolun bu şehirde konuştuğu karşılığı yoktu ya. Trabzon şehrin hiçbir şeyini bilmiyordu. Alıyordu eline bir kitap geçmişte. E, Trabzon Spor'da bilmem ne kuğu, bilmem ne senesinde şunlar oynamış kitaptan anlatıyordu. Kitaptan. Arkadaşlar. O yüzden Dorukhan bu taraf e, şeyi yönetim kurulunu tartışılır hale getirme. Zaten tartışılıyorlar. Ben de bir iki bir şey söyleyeceğim zaten. Ama Buradan sesleniyorum senin nezdinde, üstünden sesleniyorum Trabzon sporları. Vallahi de billahi de dediğime inanın arkadaşlar ya. Nasıl Süleyman Cebeci dediğimde doğruysa, nasıl bu takımın bana inşallah Serdar abi sen haklısın demezsiniz, yanlış transferler dediğim doğruysa, Ahmet Ağaoğlu'ndan ve Abdullah Avcı'yla ilgili dediklerim de doğru. İsim de veriyorum. Desinler bana arasına, desinler ki ne yapmışız. Tek tek anlatırım ben ne yaptıklar, ne yapmadıklarını anlatırım ne yapmadıklarına şahit olanları yüzleştiririm onlarla. 10 lira kazandırıp da 1010 lira bizi içeri sokan insanlar bu memlekette yaptıkları hizmetlerden dolayı deyip kenara çekilecektir arkadaşlar. Kenara. Dostlarım. Şimdi yönetimle ilgili Yusuf Uğurcan'dan sonra onlarla ilgili şey edeceğim. Çabuk, çabuk bitireceğim bunu. Şimdi siz diyorsunuz ki Uğurcan'la Yusuf'la ilgili hiç konuşmuyorsunuz abi. Niye konuşmayayım abi? Bir şeyden dolayı değil. Bakın benim bakış açım şudur. Yusuf alınmasına gerek yoktu. Çünkü Yusuf gittiği zamanki takım Yusuf'un gittiği zamanki takıma bakın, geldiği zamanki takıma bakın arkadaşlar. Yusuf'un gittiği zamanki takım da Yusuf liderdi. Lider pozisyonundaydı. Liderlerden bir tanesi de arkadan savunma çok açık vermeye baskı yapıyordu. Yusuf da o gençliğin daha gençliğinin verdiği şeyle iyi oynuyordu ve takip ediliyordu ve transfer yapıldı. Yusuf sadece futbolundan mı transfer yapıldı? Arkadaşlar ya artık futbol sadece futbol değil. Uzun saçından, küpesinden, fiziğinden, genç kızlara, genç, genç e, çocuklara ego, idol olsun diye formasından, parfümünden transfer yapılıyor insanlar artık. Dünyanın en çirkin adamı Yahut da şöyle diyelim. Çok yakışıklı olmayan bir insan dünyanın en büyük futbolcusu olsa işe yaramaz. Onun oynadığı futbol orada kalır. Hiçbir şeyini satamazlar. Sadece bir stat doldurur. Statta 100 bin kişi doluyor en iyi stat. Ama onun parfümünü, onun formasını, onun yaşantısını, onun küpesini, onun kuyesini, onun giydiği markayı satmak yakışıklı bir futbolcu da olur. Yusuf da böyle gitti. Şimdi aldık onu. Geldiği takımda savunma kötü. Batra diye bir bombayı almışız. Sağ bekte ve sol bekte benim çok çok umutlu olduğum insanlar açık vermişler. Orta sahada tamamen bomboş. Gelen yol geçen anı gibi. Vakayeme gitmiş Trezegon'un yarısını dolduramamış. Cornelius gitmiş. Stoperlere baskı yapan Cornelius gitmiş. Nazik Gomez gelmiş. Viska sakatlanmış sağaçımız yok. Siz istiyorsunuz ki Yusuf kaldığı yerden devam etsin. Edemez ve yanlış transfer yapmıştır. Parayı almıştır. imajını kaybetmiştir arkadaşlar. Gene Avrupa'da para kazanabilir. Gene Türkiye'de bir takımdan kazanabilir. Büyük bir ivme kaybetmiştir. O yüzden ben Yusuf'un oynadığı futbola çok şey etmiyorum. Zaten oynayamazdı bu takımda. Buradan gitmeden evvel de öyle ahım şahım futbol oynamıyordu. Uğurcan'a gelelim. Aynı şekilde Uğurcan'a gelelim. Geçen sene siz Uğurcan'ı Arkadaşlar ahde vefa var ahde vefa var diyorsunuz. Abdullah Hoca'ya böyle konuşuyorsunuz ama adam bizi şampiyon yaptı. Ahde vefa yok mudur diyorsunuz bana da. Siz Yusuf'a karşı niye ahde vefa yapmıyorsunuz? Geçen sene olmayacak topları çıkartıp Trabzonspor'u şampiyon yapan o değil mi? Antalya Spor maçında penaltıyı kurtarmasaydı dibine kadar biz midemizden mide kanseri olacaktık. Bu takım nasıl puan alacak, nasıl puan alacak, nasıl galip gelecek diye. O Abdullah Hoca'nın o günkü bitmişliğinden, son an maçtır bitmişliğinden beraber. En basit aklıma geldi. 90'lardan top çıkarttı. Trabzonspor'da Vakayeme gitti, Cornelius gitti, gol attı, o gollemedi. Bu geçen sene kaleciliğinin üstünde bir kalecilik yaptı. Geçen sene Uğurcan dediniz başka bir şey demediniz. Avrupa peşindeydi. Bu sene Uğurcan kötü mü? Kötü. Ya ben iyi mi diyorum? Efendim yanından geçiyormuş da dört golde şöyle bir şey yapmamış falanmış falanmış. Ya arkadaş evet morali bozuk olan yerde herkesin morali bozuktur. Uğurcan da bu morali bozuklardan biri de kaptan olarak bir şey yapamıyor. Önüne gelen her taraf kaleciyle karşı karşıya geliyor. Önünde Bartla denen bir saatli bomba var. Bartla'nın bugünden itibaren idmana bile çıkmaması lazım ya. Bir buçuk milyon euro senelik alıyorsa verelim başka bir tarafa bir buçuğu biz ödeyelim verecek olduğu tahribattan kurtarırız. Bakın arkadaşlar o yüzden kaleciyle karşı karşıya kalınan bir ortamda Uğurcan hatalı goller yiyor. Doğru ama önünde oynayan bir Allah'ın kulu yok ki takım iyi oynuyor da o gol mü yiyor batırıyor mu? O da takım gibi kötülerden biri. Azıcık Dikkat edelim. Hiçbir kaleci, hiçbir transfer edilmesini istediğiniz kaleci Uğurcan'dan iyi bir kaleci değildir. Yok efendim genç takımdan futbolcu oynasın. Genç takımdan futbolcu oynadı dediğiniz zaman Uğurcan da 26 yaşında. Yapmayın. Çok pişman olacaksınız. Bu takımın savunması düzeldiği zaman Uğurcan iyi oyunlarından dolayı aynaya gidip diyecek misiniz kendi kendine? Özür dilerim. Benden özür dileyen bir Allah'ın kulu yok. Ben o ölsün yen al. Kötü antrenör, iyi antrenör değil dediğim zaman bana sallayan, bana saldıranların hiçbiri hala devam ediyorlar. Sitelerinde ama bana Serdar abi pardon özür dileriz demediler. Batra içinde bana saldıranlar özür. Özür dilemeyi bileceğiz. Bu arkadaşlar özür dileriz. O yüzden ben diyorum ki Uğurcan kötü. Doğru. Kötü maçlar da oynayacak. Moraller bozuk. Şu anda onlar da şaşırmışlar. Onlar işte içeride kaşar bir iki tane futbolcu olması lazım. Haydi aslanım demesi lazım. Bazı arkadaşlar diyor ki bana abi dünya değişti artık haydi aslanım demekten bu iş olmaz. Olur oğlum olur. Olur. Ferguson bile okuyun geçin tarihe de Ferguson bile o şeyde Beckham Beckham soyun modasında sakız çiğnerken kafasına şeyi atmış dişini kırıyordu az da kramponu attı sen niye dinlemiyorsun ha diye bizde bu işler böyle abicim dünyada insan duygularından daha iyi bir şey yoktur Uğurcan ve bu bunu söyledikten sonra şimdi aklıma geldi demin konuştum bir arkadaştan da onun üstüne konuşuyorum. İsmini tabii vermeyeceğim. <laughs> Hüseyin Efendi. Buradan sana sesleniyorum. Ya sana Benim sana inandığım kadar sen kendine inanmıyorsun ya. Eğer bu inansızlıkla devam edeceksen Trabzonspor kadrosundan çık git. Git. Sen bu Batran'ın üstüne 30 defa iyi futbolcusun. Ama sen oynamak istemiyorsun. Senin içindeki fırtınaları dışarı çıkartmıyorsun. Ben biliyorum. İçinde fırtınalar var. Millet sana sövüyor bilmem ne diyor. Sövsün ya. Kuru bok duvara da yapışmaz ya. Kötü söz sahibinin deyip sahaya çıkacaksın oynayacaksın. Ne konuşsun da konuşsunlar. Ben antrenörün işte ah oranak böyle bir antrenör değil. Ben senin antrenörün olacağım. Son 8 maçta 30 tane gol yedirsen de bu forma seyir al evde git yıkat oynayacaksın derim sana. Eğer bir dahaki sene bir sağ stoper ararsak namussuz şerefsizim ya. Boyun yetmiyor doğru. Daha uzun olsan iyi. İdare ediyorsun yani o rakipten aynı boya çık aynı boydasın. Batra'nın boyu yetiyor mu? Ama sen koştuğun zaman insanı yakalayacak, kademeye girecek kapasitesisin. Ama sen evlendin, karının dibinden ayrılmak istemiyorsun. Kü sahaya çıkıp küfür yemek istemiyorsun. Aldığım 300 bin euro, 400 bin euro bana yeter diyorsun. 400 bin euro sen, 13 milyon euro senin yerinde oynayan alıyor. Ayıptır ya. Birazcık benim kadar hırslı ol azıcık kardeşim ya. Ben sana senden çok güveniyorum. Seri yüzünden küfür yememe rağmen devam ediyorum. Ya Hüseyin. Ya arkadaşlar beni onu seyreden biri varsa bunu seyrettirsin ona ya. Ayıptır ayıp. Ya şuna inanmıyorum. Bak size seni Hüseyin temin ediyorum seni. Trabzonspor seni satsın. Satma listesine koysun. Fener Galatasaray Beşiktaş seni havada kapacak. Ya sen bilmiyorsun futbolculuğunu. Taraftar da bilmiyor. Dünya futbolcusu değilsin. Ama 13 milyon euro verdirtmezsin bize kimse. Bu mevzuyu da burada kapatıp Sayın Ertuğrul Doğan'a da şunu söylüyorum. Ve yönetim kurulunda şunu söylüyorum arkadaşlar. Bu şeyi üstünüzden kaldıramazsınız. Ahmet Ağoğlu'nun şeyini yediniz, arkasını oydunuz diye. Sayın Ertuğrul Doğan sen de biliyorsun, ben de biliyorum. ilgili kişiler de biliyor ki öyle bir şey yok. Ve bunu kullanıyor arkadaş. Kendini kenara attı, atsın. Problem yok. Ama şu şeylere lütfen konuşturma. Başkan 3 transfer konuştu. Başkan başkanlar transfer yapmaz. Başkanlar en sonunda seçilmesini yani şu futbolcu iyi olur, şu futbolcu daha iyi olur, şu eksiktir daha iyi olur denilen kişileri paraya pulu, Trabzonspor'un vereceği paranın limitine bakarak transfer etmeye çalışır. Başkan futboldan anlamaz. Anlasa bile karışmaz. Özkan Sümer futboldan anlıyordu. Rahmetli ben de futboldan anlıyordum anlıyordum. Ben futbol şube sorumlusuydum. O başkandı. Çatışıyorduk ya. Onun beğendiklerini ben benim beğendiklerimi o beğenmiyordu ya. O yüzden futbol görecelidir. Mühim olan takımın takımın ihtiyacıdır. Senin takımının çok transfer ihtiyacı yoktur. Senin takımının boşaltılmaya, füzülleri dışarı atma, atılmaya ihtiyacı vardır ve senin takımının morale ihtiyacı vardır. Senin takımının eee 2 3 tane doğru yere doğru adam almaya ihtiyacı vardır ve Trabzonspor'un o milli takımın yaptığı yanlışı yapmaması gerekir sayın başkan. Double three mi? Double three mi? Ne bir tane altyapılarla anlaşmışsınızdır. Trabzonspor'un double'ı kendindedir. Trabzonspor'un double'ı kendindedir. Hiç kimseye kurs aldırmayın. Trabzonspor bu iş altından kalkar. Sayın başkan, şimdi kupa maçımız var. Çok da şey etmek istemiyorum. Arkadaşlar Allah'a emanet olun. Bu dediklerime de inanın. Ben boşa konuşup boşa isim verip boşa düşman kazanmam. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Görüşmek üzere.